Doğum TV ekranlarından Şakayık programından herkese merhaba. Bugün sizlerle Antalya'nın tarihi eserleri olan Kale Kapısı'ndan bahsedeceğiz. Ve Kale Kapısı ile birlikte Bayraktar Baba ve onun türbesinden bahsedeceğiz. Çünkü Bayraktar Baba'nın türbesi tam Kale Kapısı'nın bitiminde olan bir türbe. Bugün var mı yok mu onları da birazdan beraberce göreceğiz. Bulunmuş olduğum yer Kale Kapısı'nın 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazdığı üzere buradan başlıyor. Yani ilk kapı burada Perdesur, arkasından diğer ara geliyor ve ana surlara buradan geçiriyor. Evet, Antalya surları ana giriş kapısı Kale Kapısı'ndayız. Kale Kapısı'nın şu alandan başladığını ve Evliya Çelebi'nin yine seyahatnamesinde tam 7 bölmeden ve labirentten oluştuğunu görüyoruz. Hatta Evliya Çelebi şöyle diyor, bu labirentlerin arasında heykeller, suretler, silahlar, demir kafesler, hatta bir de mescitten bahsediyor en son kısmında. O mescidin bulunmuş olduğu yerde kalenin tam bitiş noktasında, giriş noktasında Kale Kapısı'nın iki kapılı, büyük bir kale burası, iki kapılı bir kapı. Bu kapının yüksekliği de surların yüksekliğini gördüğünüzde şu an yıkılmış olan şu sol tarafta veya sağ taraftaki ana surlar şu an yok. Onların da olduğunu düşündüğümüzde yaklaşık 20 metrelik bir yükseklikte olan surların arasındaki ana giriş varoş kapısını burasının olduğunu biliyoruz. Peki neden bütün halkın gelip geçtiği ana giriş kapısı burası? Çünkü şehir varoş kapısının üst tarafında kuruluyor o zamanlar. Yine görmüş olduğumuz mekanlarda çarşılar var. Konaklar var, oturum yerleri var, hamam var ve diğer alanlar var. Kuzeye doğru Antalya'nın o dönemde yerleştiğini biliyoruz. Kale kapısından girdikten sonra, ana kapıdan girdikten sonra biraz sonra Bayraktar Baba'nın türbesinin olmuş olduğu yere gideceğiz. Evet, Antalya Kale Kapısı, ana giriş kapısının olmuş olduğu yerdeyiz. 19. yüzyılda Osmanlı arşivlerinde bulunan bir haritadan söz etmek istiyorum. Burayı daha iyi anlatabilmek için. Evet, haritada gördüğünüz şurada, şu alanda biz bulunuyoruz. Ve yukarıdaki yerleşim merkezlerini gördüğünüzde oraları da o dönemlerde evlerin, çarşıların, hamamların bulunmuş olduğu mekanlar. Ve diğer alanlara baktığımızda daha önce söylediğimiz gibi Antalya'nın kuzeyine doğru kurulan bir şehir olduğunu buradan da anlamış oluyoruz. Kale Kapısı'ndan başka Antalya'nın üç kapıları, Yeni Kapısı ve diğer tarafta limandan yukarıya çıkan eşyaların taşındığı veya gemilerin yüklerinin boşalttıktan sonra şehre götürüldüğü bir kapı daha var. Evliya Çelebi bu dört kapıdan kendi seyahatnamesinde bahsediyor. Bizim asıl bugünkü konumuz tam bu Kale Kapısı'nın iki kapısının arasında yer alan Bayraktar Baba Türbesi. Bildiğimiz gibi baba lakapları, dede lakapları tarikatlarda pirler için kullanılan lakaplar. Bayraktar Baba içinde baba lakabı kullanılmış. Neden? Çünkü Bayraktar Baba isminden anlaşıldığı üzere bir Bektaşi dedesi, bir Bektaşi şeyhi. Bayraktar Baba'nın burada gömülü olduğunu biz Süleyman Fikri Erten'in Osmanlıca yayınlanmış Antalya Livası tarihinden öğreniyoruz. Antalya Livası tarihinde Süleyman Fikri Erten şöyle diyor. Evet, baş tarafta Bayraktar Baba yazıyor. Bu kısım Antalya'daki ziyaretgahlarla alakalı Süleyman Fikri Erten'in başlığından sonra alınmış yazılar. Bayraktar Baba Kale Kapısı'nın iki kapı arasında metfun iken, yani tam burada metfun iken görülen lüzum üzerine Kale Kapısı'nın hedminde, yani yıkılmasında bakiye-i izamı, kalan kemikleri 1330 yani 1914 tarihinde Tarihi Rumisi'nde Paşa Camii Şerifi Kurbi'ne nakil edilmiştir. Süleyman Fikri Erten'in Antalya Livası tarihindeki Osmanlıca olarak bastırılan 1924 yılında bastırılan kitabındaki bilgiler bunlar. Peki Paşa Camii veya Tekeli Paşa Camii olarak bilmiş olduğumuz cami neresi? Hemen 20 metre kadar solumuzda bulunan alanda Paşa Camii, Tekeli Paşa Camii var. Bayraktar Baba buraya taşınıyor. Fakat şöyle bir soru, Bayraktar Baba'nın orada nerede olduğu, türbesinin nerede bulunduğu, kemiklerinin nereye taşındığı ise maalesef şu an bilinmezliğini hala koruyor. Süleyman Fikri Erten
Müzenin tarihçesi, yani Antalya Müzesi'nin kurucusu Süleyman Fikri Erten, müzenin tarihçesiyle alakalı yazmış olduğu evrakta şundan bahsediyor. Ben kendimi Antalya'ya 1919 yılında İtalyanlar Antalya'yı işgal edince, eski eserleri toplamaya başlayınca kendimi Antalya'ya Asar-ı Atika memuru olarak merkezden atattırdım. Bu atamadan sonra Süleyman Fikri Erten'in yaptığı ilk şey müzenin ilk yerini belirlemektir. Ve Süleyman Fikri Erten ilk yer olarak işte bu iki kapı arasında yer alan Bayraktar Baba Türbesi'nin yanında bulunan Bayraktar Baba Mescidi'ni ilk müze yapar. Ve buraya konsoloslukta bulunan eski eserlerin Antalya'dan taşınmış götürülmüş eski eserlerin, kitabelerin, heykellerin hepsini alır ve toplar, getirir bu müzeye koyar. Bu müze Antalya'nın ilk müzesidir ve tarihi 1919 yılıdır. Peki geriye neler kalmıştır? Geriye o yazıda bulunan hiçbir şey kalmamıştır. Ne mescidin kitabesi vardır, ne Bayraktar Baba'nın türbesi vardır, ne de Bayraktar Baba'nın kemiklerinin taşındığı mezarı bellidir, ne de türbesi bellidir. Halbuki taşınan cami 20 metre kadar yakınımızda, solumuzda Tekelipaşa Camisi'dir. Ona da programlarımızda yer vereceğiz. Sayın seyirciler, VOM TV'den Şakay programından Bayraktar Baba'nın türbesi nerededir onu aramaya devam ediyoruz. Biraz önce sizlere aktardığımız gibi Süleyman Fikri Erten'in Antalya Livası tarihinde Osmanlıca olarak bastırdığı 1924 yılındaki Antalya Livası tarihinde Bayraktar Baba'dan bahsetmesi ve kemiklerinin, kalan kemiklerinin 1914 yılında taşınarak Tekelipaşa Camisi'ne getirildiğini söylemesi bizi buraya yönlendirdi. Peki o yıllarda 1920'li yıllarda Tekelipaşa Camisi ne durumdaydı? Onunla alakalı arşivlerden çıkarmış olduğumuz fotoğraflar bunlar. Gördüğünüz gibi Tekelipaşa Camisi ön taraftaki revaklarıyla ve yine doğu tarafındaki kapalı olan mekanlarıyla bize Bayraktar Baba Türbesi'nin sanki doğu tarafında şu kısımda bir hazirenin içerisinde olduğunu teyit ediyor. Biz bu konuyla alakalı daha önce burada yaşamış, yani 60'lı, 70'li, 80'li yaşlarda bu kale içinde bulunmuş kişilerle görüştüğümüzde evet, Tekelipaşa Camisi'nin doğu kısmında bulunan ve şu anda şadırvan olarak kullanılan alanda bir hazirenin olduğu, bir türbenin olduğu ve ziyaretgahın olduğunu bizlere söylediler. Bir diğer açıdan başka bir arşivdeki evrağa baktığımızda bir mescitten bahsettik. Süleyman Fikri Erten'in 1919 yılında ilk müze olarak kullanmış olduğu bir mescitten bahsettik. O mescit hangisidir? Burada bakın, görüldüğü üzere kale kapısı, bu saat kulesinin olduğu yer. Saat kulesinin üzerinde o zamanlar bir kubbe var. Görüldüğü gibi şu an o kubbeyi göremiyoruz. Saat ve kubbe gözüküyor. Daha sonra yıkılmış. Ve kale kapısının giriş kısmı burası. Kale kapısının giriş kısmının tam sağında bir yapı gözüküyor. O yapı daha önceki fotoğrafta da vardı. Süleyman Fikri Erten'in 1919 yıllarında kullanmış olduğu Bayraktar Baba Mescidi işte bu mescit. Peki Bayraktar Baba Türbesi'nin kalenin hemen iki kapısının arasında bu kadar yakın bir yerde olmasının sebebi nedir diye soru aklımıza geldiğinde, bildiğimiz gibi Bektaşiler aynı zamanda Yeniçerilerin şeyhleri oluyorlar. Yeniçerilerin şeyhleri olmasından dolayı da onlara çok yakınlar. Kaleyi koruyan Yeniçeriler veya Dizdar kale komutanının da yine kale kapısının bu kısmında olduğunu, mekanının ve mevkinin burada olduğunu biz Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden anlıyoruz. Diyor ki Dizdar'ın mekanı ve makamı buradaydı ve bu makam ve mekanla birlikte Dizdar'ın mescidi de tam kale kapısının dibindeydi. Biz bu mescidi şu an burada görebiliyoruz fakat yerinde herhangi bir şey yok. Bayraktar Baba Türbesi'nin de yerini şu an keşfediyoruz fakat kemikleri taşınmış ve Tekelipaşa Camisi'nin kurbuna, yakınına, haziresine taşınmış olduğunu biliyoruz. Fakat ne mescitten ne de Bayraktar Baba Türbesi'nden herhangi bir ize günümüzde rastlayamıyoruz. İnşallah Bayraktar Baba'nın kemiklerine Tekelipaşa Camisi'nin haziresi olarak bildiğimiz doğu kısmındaki yapılan çalışmalardan sonra ulaşılır da Bayraktar Baba Türbesi tekrar eski haline kavuşur ve
ziyaretgah olarak Antalya'nın kale içinde diğer 19 ziyaretgah gibi yerini alır. Evet sayın seyirciler, şu an başka bir noktadayız. Bulunmuş olduğumuz nokta, kale kapısından girdiğinizde sağa dönüp aşağı doğru yavaşça yokuşu inerken bir çay bahçesiyle karşı karşıya geleceksiniz. O çay bahçesinin bitiminde, güney kısmında bir zat-ı muhteremle karşılaşacaksınız. Evet, görmüş olduğunuz gibi mezar ve kabrinde Şengül ve Çıtlık Dede Yatırı yazıyor. Tabii ki bu bir efsane. Bu efsanenin olduğunu şimdilik söyleyelim. Neden efsane olduğunu da biraz sonra sizlere aktarmaya çalışacağız. Evliya Çelebi yine seyahatnamesinde kale içindeki tekkelerden birisinin de Gülşeni Tekkesi'nin olduğunu söylüyor. Ve Gülşeni Tekkesi'nin nerede olduğunu biz Evliya Çelebi'nin yürüme noktasıyla alakalı da hemen hemen tahmin edebiliyoruz. Peki Gülşeni Tekkesi buradaysa, burada Gülşeni Tekkesi'nin bir şeyhi, bir mürşidi de olması gerekmiyor mu? Bizim tahminlerimize göre Gülşeni Tekkesi şu an sol tarafımızda bulunan ve çay bahçesi olarak kullanılan alan. Ve bu alanın her zaman olduğu gibi mürşitler, evliyalar, Allah'ın sevgili dostları, komutanlar, padişahlar, bunlar genelde camilerin, mescitlerin kıble tarafına gömülürler. Gülşeni Dede de kendi Gülşeni dergahının kıble tarafına gömülmüş bir mübarek. Peki biz bunun Gülşen Dede olduğunu nereden biliyoruz? Yine vesikalı konuşalım. Erten 1922 yılında Osmanlıca Antalya Livası tarihiyle alakalı bir kitap yayınlar. Bu kitapta şöyle der: Antalya'da metfun olan meşhur kişiler başlığı ile alakalı kale içini de şöyle vasıflandırır. Korkut Sultan'ın validesi Nigar Hatun, bunu da göreceğiz beraberce. Kibar-ı Ehlullah'tan Ahi Yusuf Hazretleri, burayı da sizlerle paylaşacağız. Ahi kızı Frenk Baba, Gülşen Dede, evet Gülşen Dede, Şeyh Cemalettin Bayraktar Baba isimdeki kişiler kalede metfun oldukları gibi sur dışında Şeyh Sinan, Şeyh Şücaettin, Orhan Baba, Açıkbaş, Hoca Nebi ve Tekelioğlu Hacı Mehmet Ağa türbeleri ve kabirleri mevcuttur der. İşte biz buradan yola çıkarak Süleyman Fikri Erten'in 1922 yılında yazmış olduğu Antalya Livası tarihinde yer alan Gülşen Dede'nin kabrinin burası olduğu ile alakalı %99 değil %100 emin oluyoruz. Burada şunu da belirtmeden geçmeyelim. Biz bir gazetede yazmış olduğumuz köşe yazısında Gülşen Dede ile alakalı fikrimizi açıklamıştık ve burası maalesef mezbelelikti, çöplüktü. Fakat gelmişler halkımızın duyarlı ve sağduyulu insanları, Allah dostlarına aşık ve onları seven insanları gelmişler. Büyük hizmetleri dokunan bu zat-ı muhteremleri hem Selçuklu döneminde hem Osmanlı döneminde ziyaret etmişler. Gördüğünüz gibi her tarafını pırıl pırıl yapmışlar. Ağaçları budamışlar, yerlerde yer alan çöplükleri kaldırmışlar ve Gülşen Dede'nin etrafını temizlemişler. Fakat şunu da buradan söyleyelim, Gülşeni Dede'nin ismi Şengül veya Çıtlık Çitlenbik anlamına gelen Çıtlık Dede değil, Gülşen Dede olarak da, Gülşeni Dede olarak da değiştirilmesi gerekiyor. Bunu da inşallah beraberce yapacağız. VOM TV'nin değerli izleyicileri, biraz önce Gülşeni Dede'den bahsetmiştik. Şu an Gülşeni Dede'nin kabrinin bulunmuş olduğu yerin kuzey kısmındayız. Burası da kuvvetle muhtemel Gülşeni Dede'nin Gülşeni Tekkesi ve dergahı. Yüzyıllarca burada hizmet edilmiş, insanlara öğütler verilmiş, nasihatler yapılmış. Bizim bu türlü yerlerle alakalı millet olarak göstermiş olduğumuz sevgi ve muhabbet bellidir. Tabii bir ön tarafında hayvan barınağı görüyoruz. Gülşeni Dede'nin kabrinin yan tarafında kediler ve köpekler için yapılmış olan bu barınak tabii ki yapılmalı. Bu hizmetler devam ettirmeleri. Fakat soruyorum sizlere, burada mı olmalı? Sayın seyirciler, önümüzdeki programda 1250 yılında yapılmış olan Selçuklu zamanından kalma Karatay Medresesi'nde buluşmak üzere iyi günler diliyoruz.